Merhaba arkadaşlar. 11 2022, Ali Rıza abimle çıktık yollara. Şu an Yalova'dan ayrılıyoruz. İstikametimiz Gönen. İnşallah sağ salim gezip geleceğiz. Evet, ben bugün çarşamba, Necmi kardeşimle beraber ilk o motorumuzla birlikte uzun yolculuğumuz olacak. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Mutlu olacağımıza, sağlık saat içerisinde gidip geleceğimize inanıyorum. Herkese çok selamlar. Amin. İnşallah. Merhaba arkadaşlarım. 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü kayınbiraderim Ali Rıza Ünsal'la beraber yollara düştük. Hedefimiz Marmaris İçmeler. Bu turun doğuş sebebi 40 senelik asker arkadaşlarının buluşma amacı. Pandemi nedeniyle 2 sene ertelenen bu toplantı Marmaris İçmeler'de gerçekleşecek. Her sene başka bir yerde toplanıyorlarmış. Bu toplantıya beni de davet eden kayınbirademe ayrıca teşekkür ederim. Bu sefer de çok kıymetli dostlar ve arkadaşlar edindim. Hepsine selam olsun. Arkadaşlar, bu gezimizde gidişimizi ve gelişimizi, ayrıca Marmaris İçmeler'deki güzellikleri size biraz tanıtacağım. Umarım sıkılmadan zevkle izlersiniz. İyi seyirler diliyorum. Yeni Kapı'dan başlayan seyahatimiz İdo'yla Yalova'ya geçtik. Önce Gönen'e uğradık. Burada akrabalarımız vardı. Onları ziyaret ettik. Daha sonra Taban köyüne hareket ettik. Taban köyünde de akrabalara uğradıktan sonra Yenice'ye yöneldik. Yenice'ye akşam vakti vardık. Yakın bir dostumuzu da ziyaret ettikten sonra öğretmen evinde istirahate çekildik. Öğretmen evleri arkadaşlar kalmak için en uygun ekonomik yerler arkadaşlar. 12 Mayıs arkadaşlar, Yenice'deyiz. Yenice öğretmen evinde kaldık. Şimdi sabahleyin motor bakımı yapıyoruz. Önce yağ kontrolü yapıyoruz. 350 kilometre yol yaptık. Yani 350 kilometre asfalttan gittiğimiz için pek pislenmedi motorumuz. Abim yağ kontrolü yapıyor şimdi. Evet. Yamaha'nın yağ kontrolünü yapıyoruz. Evet. Yağ full. Gördün mü Necmi? Şuraya kadar bak gelmiş. Evet. Yağ şurası full. Normal, aşağısı tehlike. Evet. Şu anda güzel. Tamam. Şimdi Necmi abi. Sıkıyoruz da zincire sıktığın zaman dağılır. Sıktığımız arkadaşlar mazot. Ali abim böyle temizliyormuş. Her yediğim bir yoğurt ilişi var. Evet. Mazot silişi var. Ali abim böyle yapıyor. Böyle avucumun içine alıyorum. Evet. Güzelce. Her temizlikte bir çorap feda ediliyor yani. Evet. Ve güzelce. Evet. Evet, gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu arkadaşlar. Hem dışı hem içi. Güzel arkadaşlar. Bir dakika şeyi bulalım. Baklayı bulalım. Bastır. Sen bastırabilecek misin ondan ya? Bastırdım. İki iş ayında yapamayacağım. Heh. Elimde kamera var ya, bir dakika abi, bir dakika. Evet. Bakla burada abi. Bismillah. Aşağı doğru öyle. Başlıyor musun? Hadi bakalım. Evet. Bir dakika acele etme. Başla, ben çevireceğim. Sen biraz daha yavaş tut. Yap. Heh. Sen sabit tut. Dur. Geldik. Tamam. Dur. Şimdi Yenice'den sabahleyin erkenden ayrıldık. Yollara düştük.
Kaz Dağları'nın muhteşem görüntüleri altında, çilek tarlaları arasından köyleri bir bir aşarak dağlara tırmandık. Temiz hava, bol oksijen bize kendimize getirmişti ama yol yorgundu. Çınarlıhan denen bir mesire alanında mola verdik. Burada çay içtik, yedik içtik. Çok güzeldi. Lan parçalayayım diyordum, o leblebi bütün götürüyor. Mola yerinden ayrıldıktan sonra Kaz Dağları'nı inişe başladık. Bu noktadan sonra sürekli Edremit'e kadar güzel bir iniş vardı. Edremit'ten istikametimizi İzmir yoluna çevirdik. İzmir şehir merkezine uğramadan otobandan pas geçtik İzmir'e. Hedefimiz Aydın'dı. Aydın öğretmen evini telefonla aradım. Rezerve ettim bir odamızı. Kalacak yer sorununu çözmüştük. Artık Aydın'da dinlenmeye geçebilirdik. Aydın şehir merkezi, bildiğiniz gibi tüm şehir merkezleri gibi kalabalık, yoğun. Aydın'dan çıktıktan sonra hedefimiz Marmaris'ti. Sakar geçidini, o tehlikeli viraj yolları yavaş yavaş geçtik. Artık Marmaris çok yakındı. Akyaka sapağını da geçtikten sonra tamam dedik, artık Marmaris'e geldik sayılırız diye düşünüyordum. Hedefimiz ilk önce öğlen vakti olduğu için cuma namazına yetişmekti. Marmaris Merkez Yeşil Cami hemen yolumuzun üstündeydi. Cuma namazımızı orada eda ettik. Hedefimiz şimdi artık İçmeler. Sıkıntı yok. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Allah hayrınızı kabul etsin. Amin. Allah razı olsun. Namazdan önce yedik. İzninizle bir daha girdik kuyruğa. Afiyet olsun. Allah razı. Otelimizin odası böyle arkadaşlar. Gayet güzel.
Pazar günü öğleden sonra otelimizden ayrıldık. İlk hedefimiz Manisa'da kalmaktı. Ama yoldan aradığında otelin dolu olduğunu öğrendik. Biz de artık kısmetimiz neresi diye çıktık yola. Manisa'ya geçtikten sonra Saruhan'da bir otel bulduk. Belediyeye aitmiş. Çok memnun kaldık. Yol kenarında. Öğretmen evi gibi. Çok temiz, tenha, güzel bir otel. Tavsiye ederim hepinize. Yol boyunca belki 10 kere benzin aldık. Japon mühendisler bu motorları yaparken havalı olduğu için soğutmak gerekiyor. 150 kilometre gidince muhakkak bir benzinciye girmemiz gerekiyor. Zaten 80-90 kilometre ile en fazla gidiyoruz. O da 1,5-2 saat sürülüyor. Yoruluyoruz. Benzin alma bahanesiyle hem dinleniyoruz hem de motorumuz soğumuş oluyor. Saruhan'da çıktıktan sonra ertesi gün hedefimiz artık Yalova'ydı. Yalova'ya ulaşıncaya kadar yine benzin molalarında dinlendik ve karnımız acıkmıştı. Bursa'yı geçtikten sonra Orhan Gazi'de köfteci Yusuf'ta mola verdik. Köfteci Yusuf hem ekonomik hem temiz hem güler yüzlü. O da tercih ettiğimiz bir restoran. Sizlere de tavsiye edebilirim. Deneyin. Denemeyenler varsa memnun kalırsınız. Vakitlice Yalova iskelesine vardık. 15.45 İdo seferiyle Yeni Kapı'ya hareket ettik. Bir dahaki motor seferimizde buluşmak üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.